gün en sıcak haberin adresi Denizli. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD saat 9.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu. 5,5'luk deprem İzmir, Isparta, Burdur ve Antalya'da da hissedildi. Valilik depremde herhangi bir can kaybı olmadığını, kriz masası oluşturulduğunu duyurdu. Valilikten Yeşildere ve Uçarı mahallelerinde hasar olduğu yönünde bilgi geldi. Deprem sırasında birinci kattan atlayan bir kadın hafif yaralandı. Bölgede yaşayanlara evlere girilmemesi yönünde sürekli uyarı yapılıyor. Depremin ardından 4.8, 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da kaydedildi. Uzmanlarla yaptığımız değerlendirmeler devam ediyor. Bunlardan en önemliler birini, bir yorumu paylaşmış, ilk dakikalarda aktarmış olan Haber Global ekranlarından deprem uzmanı Profesör Ahmet Ercan yeniden yayınımızda. Sayın hocam tekrar merhabalar diyelim. Sizin değerlendirmeleriniz sonrasında gerek vali yardımcısı gerek belediye başkanıyla görüşmeler yaptık. Kandilli'den kendilerine ulaşan bilgiler, uyarıları kendileri aktardılar. Sizin özellikle altını çizdiğiniz bir izleme ağı oluşturulmalı. Çünkü buradaki hareketlilik çok önemli. 5,5 da nihayetinde gerilimi rahatlatmaz. Daha da gerilim büyüyor şeklindeki uyarıları hatırlattığımız zaman Kandilli'den tam aksi yönde bir açıklama geldiğini söylediler. Yani bu deprem rahatlatmıştır. Olması da iyidir deniyor. Öncelikle bu son yorumla değerlendirmenizi rica ederek başlayayım. Şimdi deprem pozitif bir bilim değil. Yani bir matematik, bir biyoloji gibi değil. Elle tutulan, kanıtlar olan bilgiler üretmez pek deprem. Çünkü Anadolu'nun bilmediğiniz bir yerinde, bilmediğiniz derinlikte, bilmediğiniz büyüklükte bir deprem olacak. Böyle bir deprem olduğu zaman da benzer yorumları bekleyebilirsiniz ama bu yorumların aynı olmasını bekleyemezsiniz. Evet. Dolayısıyla Kandilli'deki sayın deprem bilimcilerin yorumları oysa o onların yorumudur tabii. Bize o doğrudur yanlıştır demek düşmez. Evet. Sadece saygıyla karşılarız. Ancak şu çok iyi bilinir ki küçük depremler büyük depremlerin gerginliğini boşaltmaz. Evet. Küçük depremler yalnızca o bölgenin görülmekte olduğunu söyler. Aynen tıp biliminde olduğu gibi bir insanda eğer kalp krizi gelecekse önce yürek çarpıntıları artarak gelir. Bu yürek çarpıntıları bir krizin yaklaştığını gösterir. Jeofizikte de biz öncü depremleri ve küçük depremleri o bölgedeki kalp çırpıntılarına benzetiriz. Efendim 5,5'u da siz küçük deprem olarak not ediyorsunuz değil mi? O bölge için küçük bir depremdir bu. O bölge için küçük bir depremdir. Çünkü o bölgenin yıkıcı depremleri yaklaşık 7.2-7.3'lük depremlerdir. Evet. Şimdi bu depremin olduğu il her ne kadar Denizli olsa da bu deprem aynı zamanda bir göller bölgesi depremidir. Şöyle ki siz de izlediğiniz gibi Güney Ege Yayı diye andığımız Rodos, Kios, Çoban Adaları, Girit ve oradan Mora'ya doğru giden bir yay var. Bu yay boyunca Anadolu'nun altına Anadolu'yu ve Ege'yi iterek Afrika ana kıtası bir dalış gösteriyor. Dalma batma kuşağı. Rodos'tan başlayan Rodos bu dalma batma kuşağının Türk topraklarına en yakını. Ve buradan Marmaris Fethiye dolayından bizim Çameli kırığı dediğimiz bir kırık var. Bu Ortaca üzerinden ve Dalaman üzerinden Acıpayam'a doğru uzanıyor. Bu sol atımlı bir kırıktır. Yani şöyle ki Kuzey Anadolu kırığı hep sözünü ettiğimiz sağ atımlı kırıktır. Bu bunun tam tersine
sola doğru, yani Ege'ye doğru yürüyen bir kırığın oluşmasıyla oluşmuş olan bir depremdir. Bu her zaman değindiğim gibi deniz içinde görülen dalma batma kuşağının sanki karadaki uzantısı gibidir bu kırık. Ve bu kırık Burdur kırığına doğru, Salda ve Burdur kırığına doğru uzanır. Göller bölgesine doğru uzanır. İşte deprem bu kırık üzerinde olmuştur. Yani sol akımla kırık üzerinde olmuştur Acıpayam'da. Bunun ana nedeni, tekrar ediyorum, Afrika anakarasının Anadolu'ya toslama hızındaki artıştır. Bu pardon efendim, bir daha tekrar eder misiniz? Bunun ana nedeni? Bunun ana nedeni güneydeki Afrika ana kıtasının Anadolu'ya toslama hızındaki artıştır. Yani bu siz yaklaşık... bu Ege Yayı diye tanımladınız. Evet, Güney Ege Yayı. Rodos, Çoban Adaları, Girit. Evet. Ki evet. Bu Anadolu'ya doğru bir baskı yaratıyor. Giderek sıkıştırıyor. Evet, evet. Uzantısı bunun uzantısı göller bölgesine gidiyor dediniz. Evet. Evet, göller bölgesi evet. Depremidir zaten şu anda, bugün, bu sabah bu yaşanan sarsıntıların bölgesi diye de eklediniz. Şimdi bunu evet, da diyorsunuz evet. ki Afrika'nın Anadolu'ya bu toslama hızını işaret eden bir harekettir. Evet. Gerginliği artıran ana mekanizma, ana işleyiş o. Ve bu nedenle de daha büyük deprem beklentinizin kuvvetli altını çiziyorsunuz. Yani bu bölgede, yani göller bölgesi ve Denizli içinde olmak üzere bu bölge 7 dolayında bir depreme gebedir. Her zaman için gebedir. Evet. Dolayısıyla bu depremin ne zaman olacağı konusunda ve nerede olacağı konusunda bir düşüncemizin ve öngörümüzün olması için bu bölgede ayrıntılı jeofizik takımıyla yerin fiziksel özellik değişimlerine bakmakta yarar var. Evet. Sabahki sizinle görüşmemizde yine onu vurgulamıştım. Evet. AFAD'ın bu konuda olanakları uygun. Keza Kandilli Gözlem Evi'nin olanakları da uygun. Bu olanaklarda eğer eksiklik varsa çok küçük yatırımlarla tamamlayıp bizim Türkiye'de depremcilerin deprem beklediği yerler olduğu zaman hemen gezici takım gidip sadece nabız atışları dediğimiz depremcikleri ölçmesi değil, aynı zamanda yerin elektrik iletkenliği, yerdeki sarsıntı dalgası hızlarının değişimi, yerdeki kapar alan, manyetik alan ve çeker alanın, gravitasyonel alanın değişimleri, yerdeki gaz salgılarının çıkışları gibi yaklaşık 15 tane özellik değişimini ölçmesi gerekir. Ki bunun evet. üzerinden biz bir yorum yapabilelim. Evet. Sayın Ercan. Yine Sayın Vali Vekili de telefon hattımızdaymış. Ben son bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Yine Haber Global yayınında yapmış olduğunuz bir yorum, bir öngörü vardı. Çanakkale'den sonra Ege'de %35 deprem ihtimali var demiştiniz. Evet. Bu ihtimali altını çizen bir sarsıntı, bunu söyleyebilir misiniz? Ve son bir değerlendirme lütfen efendim. Yani Sayın Nur Hanım, önceden belirttiğim gibi 2019 deprem yıllarının başladığı bir yıldır Anadolu'da. Anadolu'nun her yeri gergin şu anda. Anadolu'nun deprem olabilecek kesimlerinde deprem olursa bizim için şaşırtıcı olmaz. Evet. Anadolu'nun ortalama deprem yıkım gücü 6,5'tır. 6,5 dolayında olan her deprem yıkıcıdır. Anadolu'daki yapı niteliğine baktığımız zaman yıkıcı olur. Evet. 5,5 Batı Anadolu için yıkıcı güçte bir deprem değildir. Evet. Ama sakın beni yanlış anlamasınlar. Sizin de zaten değerlendirmeniz öyleydi. Ben hemen 7 büyüklüğünde bir deprem geliyor demiyorum. Yani bu konuda ayrıntılı bilgi verimiz eksiktir. Tamamlayıcı bilgiler bundan sonra eğer eksikler kapanırsa jeofizik bilgiler olarak o konuda da ileride bilgiler verebileceğiz. Evet. Profesör Ahmet Ercan, çok teşekkürler. Sağolunuz efendim. Rica ederim. Yorumlarınız ve uyarılarınız için. Ve Denizli Vali Vekili Sayın Turhan Atlamaz bir kez daha telefon attığımızda. Sayın Atlamaz,
Tekrar hoş geldiniz diyelim. Tekrar geçmiş teşekkür olsun dileklerimizi iletelim. Sayın Ahmet Ercan'ın değerlendirmelerini de dinleme fırsatınız olmuştur bu son yaptığımız bağlantıda. Onu da doğrudur. Sormak isteyeceğim ama bize ulaşan görüntülerde bakıyoruz. İşte okulların an itibariyle zaten hani şu andaki durum çocuklarımızın psikolojilerinin devam etmeye el nedeniyle kapandı okullar. Bugün olmayacak demiştiniz. Bir yandan hastanelerin boşaltıldığını, hastaların tedbir amaçlı hastane önüne çıkarıldığını da görüyoruz. Kamu binaları, hastaneler, okullar ve merkezden aldığımız bir bilgi, bir yerel gazeteci arkadaşımızdan şu anda elektrik kesintisi olduğu yönünde. Hemen onu soralım. Elektrik kesintisi neden kaynaklanıyor, ne kadar devam edecek? Bakınız hanımefendi, birçok arkadaş bu konuda paniği artırmak için çalışıyor adeta. Elektrik kesintisi vesaire bir şey yok. Şu an elektrik kesinti değil mi efendim? Bakınız hastaneler deniliyor. Bir tane hastanemizde tedbir Renault taşıma dediğiniz olay var. Evet. 2-3 ev yıkılması, onlar da içinde insanların durmadığı metruk evler. Evet. Yangın başlangıcı anında müdahale edip çözülmüş durumda. Şu anda devletimiz bütün birimleriyle olay mahallinde gerekeni yapıyor. Okulların tatil edilmesi diye bir şey söz konusu değil. Niye? Afet sonrası zaten fiilen toplamanız mümkün değil. Ve sadece okullarda değil, toplu bulunulan yerlerde, özellikle eski binalarda kimsenin olmamasını özellikle biz istedik. Örneğin Kur'an kurslarımızda benzer durumun uygulanması için müftümü ben aradım. Tabii sizin yani yaptığınız çağrı istediğim... zaten. Sizin evet, yaptığınız çağrı sokak... o toplu yerlerde bulunulmaması noktası. Hanımefendi, sokakta bir panik var. Onun dışında şükürler olsun çok ciddi hiçbir şey yok. Ama panik ülke genelinde, benim telefonlarım şu anda kilitleniyor. Bana resimler gönderiyorlar efendim. İşte şöyleymiş böyleymiş. Hayır, hiçbiri gerçek değil. Birileri panik yaratmak için çalışıyor. Anlıyorum. Bu efendim elektrik kesintisi de herhalde varsa da aşıldı. O doğru bir bilgi değil. Şu hayır, anda... efendim, hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Kesilmedi. Yangın olan bölge muhtarlıkta tedbir olarak kesmiş, söndürmüşler, gerçekleştikten sonra açmış olabilirler. Yani şu anda elektrik kesintisi diye bir şey kesinlikle intikal etmedi. Evet. Sistemli herhangi bir şey yok. Son olarak bu tespitlerinizi, çünkü olay yerinden tespitler ne yapılacağını, kriz masasının oluşturulduğunu, hı hı, çok kapsamlı bir malumat verdiniz. An itibariyle ne noktadasınız efendim? Son olarak bunu rica edelim. Denizli'den. Efendim, bütün birimlerimiz hepsi, evet, görev başında. Kriz merkezlerimiz arı kovanı gibi çalışıyor. Ve şükürler olsun en küçük beklentimizin dışında bir şey olmadı. Metruk kimsenin durmadığı, kendiliğinden yıkılma noktasındaki evlerden bir iki tane yıkılma var. Ona ben hasar gözüyle bakmıyorum. Allah'a şükürler olsun. Meskun mahallelerde insanlarımızın doğrudan